İlk sorumuz bir üslü sayı sorusu. Genel yetenek sorularının 31.'si. Üslü sayılarda tabanlar aynıysa çarpma işleminde üsler toplanırdı. 250-6'yı parantez içerisine dağıttığımızda 200-6 çarpı 203 artı 2 üssü eksi 6 çarpı 2 üssü 4 artı 2 üssü eksi 6 çarpı 2 üssü 5. Ayrı ayrı şu çarpma işlemlerine üssü sayılarda çarpma ile ilgili şu özelliği uyguladığımızda 3 eksi 6 eksi 3 artı eksi 6 ile 4'ün toplamı eksi 2 olduğu için 2 üssü eksi 2 artı 2 üssü eksi 1, eksi 6 artı 5. Yine üslü sayılarda eğer üslü sayının üssü negatifse biz bunu paydaya alarak şu şekilde pozitif yapabiliyorduk. Buna göre 1 bölü 2 üssü 3, 2 üs, 3 de 8 olduğu için 1 bölü 8 artı 1 bölü 4, 2 üssü 2 olduğu için artı 1 bölü 2. Paydaları 8'de eşitlediğimizde 1 burada var. 2 çarpı 2, 3. 4 de burada. 7 bölü 8'dir. Evet, hemen hemen her sınavda sorulan bir rasyonel sayı sorusu. Rasyonel sayılarda 4 işlemle ilgili bir soru bu. İşlemde öncelik sırası matematikte her zaman parantezlerdir. Bu nedenle önce parantezlerin işlemlerini tamamlayıp daha sonra bu ikisini ne yapacağız? Çarpacağız. 1 artı 1 bölü 15 payda eşitlediğimizde ya da bunu bir tam sayılı kesir tam sayılı kesir gibi düşünürsek bileşik kesire dönüştürebiliriz. O da 16 bölü 15'tir. Çarpı burada paydayı 8'de eşitleyeceğiz. 2 ile 4 ile 5 eksi 2 çarpı 3 6 artı 4 çarpı 1 4 bölü 8 eşittir 16 bölü 15 çarpı burası toplam 3 yapar. 3 bölü 8. Çarpma işlemlerinde öncelikli olarak sadeleştirmeler varsa rasyonel sayılarda sadeleştirmeler yapılır. Nitekim 3 ile 15'i sadeleştirebiliriz. Burada 5 kalır. 16 ile de 8'i sadeleştirebiliriz. Çarptığımızda 2 bölü 5 bulunur. Kök içerisindeki çıkarma işlemleri yaptığımızda 0,4'ten ki 0,4 0,40'a eşittir. Aradaki farkı alırsak 0,36 çıkar. Aynı şekilde 0,9'dan ki bu 0,90 demek 0,9. Aradaki farkı aldığımızda 0,81 bulunur. Burada direkt 0,6 yazabiliriz. Burada da 0,9. Ve virgülden sonra aynı sayıda basamak olduğundan dolayı virgülleri direkt kaldırabiliriz. Ve sadeleştirme yaparsak 3 ile sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 bulunur. Şu virgüllü olan işlemleri şöyle de yapabilirdik. Örneğin 0,36'yı biz 36 bölü 100 şeklinde rasyonel sayı dönüştürüp daha sonra pay ve paydanın ayrı ayrı karekökünü alabiliriz. Karekökten aldığımızda 6, 10, bu da 0,6'ya eşittir. Bu tip bir faktöriyel sorusunda kullanılan bir özellik var. O da şuydu. N faktöriyeli biz n çarpı geriye doğru bir eksiğini aldığımızda n eksi 1 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Buradan hareketle 7 faktöriyeli 7 çarpı geriye doğru geliyorum. Bir eksiği nedir? 6. 6 faktöriyeli. Nerede kaldıysak oraya faktöriyel işareti yazıyoruz. Paydada 5 faktöriyeli şöyle yazabiliriz. 5 çarpı 4 faktöriyel. Şimdi getirelim 7 faktöriyellerine bunu 5 faktöriyellerine de şunu yazalım şurada.
7 çarpı 7 faktöriyel yerine 7 çarpı 6 faktöriyel yazıyorum. Burada çarpma işleminin değişim özelliği olduğu için 6 faktöriyel çarpı 7'ye 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde de yazabiliriz. Eksi 6 faktöriyel. Bölü 5 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. 5 faktöriyelin yerine şunu yazıyorum. Eksi 4 faktöriyel. Eşittir. 7 çarpı 7 49. 49 çarpı 6 faktöriyel. Eksi 6 faktöriyel. Bölü 25 çarpı 4 faktöriyel. Eksi 4 faktöriyel. 49 tane 6 faktöriyelden 1 tane 6 faktöriyel çıkarsa 48 tane 6 faktöriyel kalır. Bölü 25 tane 4 faktöriyelden 1 tane 4 faktöriyel çıkartılırsa 24 tane 4 faktöriyel kalır. Şu işlemlerin her ikisi de çarpma işlemi oldukları için sadeleştirilebilir bu sayılar. 2 çarpı 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Şimdi şu özelliği kullanarak 6 faktöriyeli geriye doğru 4 faktöriyel görününceye kadar açabiliriz. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Zaten burada 1, 2 vardı. Bölü 4 faktöriyel. 4 faktöriyeller sadeleşir. Ve bu sayılar çarpıldığında da 60 bulunur. Evet, bu soruyu iki yoldan çözebiliriz. Birinci yol, 6 çarpı karekök 3 eksi 1 bölü 3 eksi 3 karekök 3'ü biz şöyle yazabiliriz. Kök 3 parantezini alabiliriz. Kök 3 parantezini aldığımızda şimdi kök 3'ü neyle çarparsak 3 olur arkadaşlar? Kök 3 ile. Kök 3'ü neyle çarparsak kök 3 olur? 1 ile. Aradaki işaret eksi olduğundan dolayı eksi 1. Getirelim paydada şu ifadenin yerine şunu yazalım. Kök 3 çarpı kök 3 eksi 1. Çarpma işlemleri olduğu için bunların her ikisi de bunlar sadeleşir. 6 bölü kök 3. Ki köklü sayılarda paydada köklü bir sayı varsa eşleniğiyle çarpılarak kökten kurtarılır bu sayı. Kök 3'ün eşleniği kök 3 olduğu için kök 3 ile pay ve paydayı çarpıyoruz. 6 çarpı kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3 kök a çarpı kök a a'dır. Buradan 3'tür. Sadeleştirirsek eşittir 2 kök 3. İkinci yolda da şöyle bir yol izleyelim. 3 eksi kök 3'ün eşleniğiyle çarpalım pay ve paydayı. 6 çarpı kök 3 eksi 1 çarpı 3 eksi kök 3'ün eşleniği 3 artı kök 3'tür. Hem payı hem de paydayı çarpmalıyız. 3 eksi kök 3 ile 3 artı kök 3'ün çarpımı birbirlerinin eşleniği olduğundan dolayı 2 kare farkı özdeşliği kullanılarak kısaca yapılabilir. Eşittir. 3 eksi kök 3 ile 3 artı kök 3'ün çarpımı şu formüle göre 9 eksi 3'tür. Şurada dağılma özelliği kullanmamız lazım. 6 çarpı kök 3 çarpı 3, 3 kök 3. Kök 3 çarpı kök 3 artı 3. Eksi 1 ile çarptığımızda şu iki tane sayının işaretleri değişecek sadece. Eksi 3 eksi kök 3. Artı 3 ile eksi 3 birbirini götürür. 9 eksi 3 ile 6 eşit olduğundan dolayı bunları da sadeleştirebiliriz. Geriye kalan da nedir? 3 kök 3 eksi kök 3'ten 2 kök 3'tür.